Evet değerli Kadıköy Sokak ailesi hepinize tekrar tekrar selamlıyorum. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında yeni video değil de diğer kanalda açıkladığım gerçekleri burada biraz daha üstünden geçerek açıklayacağım. Bu video böyle bir video arkadaşlar. Çünkü insanları toplayamadık aynı kanalda. Bir de bazı sıkıntılar mevcut bundan dolayı. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu UEFA'dan talep ettim diye bir açıklamada bulunmuş. Yalnız ben sosyal medyada bir de şunu gördüm. Ee, bu Trabzonspor'un meşhur Gaziantep'le 2-2 berabere kaldığı maç var ya. Hani hakemlerin e, soyun soyunma odasına kilitlendiği, kilitli kaldığı maç. O maçta görev yapan hakemlerin hepsi lave edildi diye bir haber gördüm. Yeni listeye alınmadı diye ben bilmiyorum. Ben gerisini size bırakıyorum. Ee, hani ben çok bu konuda bir konuşamam. Yetkim yok, bilgim yok, fikrim yok arkadaşlar. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilgili şunu söyleyeyim gram güvenmiyorum niyeyse. Yani Trabzonspor ligde sarı kart görmeyen tek takım. Galatasaray bir sarı kart görmüş. Hani hal böyleyken bana adaletten bahsetmemeler lazım. Ben güvenmiyorum açıkçası. Yani onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin Arşi Brown olayı var. Onu konuşacağız. Galatasaray yönetim kurulu İbrahim Hatipoğlu saçmalamış. Yok demiş maçımız erken oldu da o yüzden biz ne yaptınız şaşırtacak yok. Süper Kupa maçı çok erkendi de o yüzden yenildik falan. Alıştınız tabii. Siz de haklısınız. Yani bir büyük ekşi çıkar. Sizin maçınız erken alır. Küçük ekşi çıkar başka bir yere alır. Ortanca ekşi çıkar o başka bir yere alır. Alıştınız yani size göre ne var. Yani size göre de bir şey yok. Alıştınız. İnşallah bir gün adalet tam tecelli eder de sizin şu kara borsa bilet olayınızda hep birlikte görürüz. Ben Amrabat'ın Fenerbahçe'de olduğu görüşündeyim. Niye? Görüşmeler hızla sağlanıyordu ve hızlı bir şekilde görüşmeler sürüyordu. Ve yıllık 4 milyon euroya anlaşıldı diyen var. Amrabat'ta 4 yıllık anlaşma sağlandı diyen var. İmza atıldı diyen var. Bunları da konuşacağım. Şöyle madde madde kısa kısa. Gündemimiz Korendon Alanya Spor maçı. Fenerbahçe Korendon Alanya Sporu evinde ağırlayacak. Ve bu maçı kazanıp inşallah milli araya lider olarak gireceğiz arkadaşlar. Milli araya milli araya giriyoruz iki hafta. Düşünsenize <laughs> bu iki haftada hani futbolcuların daha rahat dinlenir. Önelemelerde perişan olmuştu futbolcular pestilleri çıkmıştı. Biraz daha dinleme imkanı olur. Yeni transferlerin adaptasyonu biraz daha hızlanabilir vesaire. Ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor istatistiğinde evindeki maçlar daha kritik. Desteğimizi eksik etmeyelim. Arshi Brown için Fenerbahçe Arshi Brown'ı transfer etmek için Genk'le ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor diye bir haber var. Öbür taraftan bakıyorum Arshi Brown olayı hani teklife red geldi olayı var. Ama ben Arshi Brown için şunu söyleyeyim size aklıma gelmişken. Ben size şöyle bir şey söyledim. Dedim ki Arshi Brown için Fenerbahçe'nin teklifi basit, kolay, net. Adamlar geldi bizi önerdi. Menajeri dedi ki 8 milyon, 12 milyon euro istiyorlar ama ben size 7-8'e alırım dedi. Biz de ha öyle mi? O zaman al dedik. O zaman görüşelim dedik. Biz masaya oturduğumuzda, biz görüşmeye oturduğumuzda, bizden 12 milyon euro talep ettiler ve ben ısrarlı bir şekilde söyledim. Hani Karaman'ın koyunu sona çıkar oyunu misali. Bunlar bir dümenin peşinde dedim. Yemeyelim bu dümeni dedim. Şu anda da durumu sosyal medyaya yansıyan haberlerde bu yönde. Şimdi Acun Ilıcalı hocamızdan sol talebi gelmedi demiştim. Veto etti Arşı Brown'u dedim. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum bazıları da diyor ki Arşı Brown'u veto etti demedi diyor. Hani Yansamıncıoğlu açık açık diyor. Arşı Brown'u veto etti demedi diyor. Bana sadece düşünmek için zaman falan filan dedi diyor. Ben onu söylediğini söylüyorum yanlış anlamayın. Alanya maç öncesinde Osayi'nin sakatlığı sürüyor. Bekao'da da hafif bir transfer sakatlığı vardı ama o transfer sakatlığını atlattı Bekao. <laughs> bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, bunun dışında başka ne var? Atalanta Torino Bekao için yarışa gir Atalanta Torino da bak Bekao istedi. Biz de dedik ki alıyorsanız bon servisinden alın. Yoksa vermiyoruz. Satın alma opsiyonu kiralayalım dediler. O zaman dedik satın alma opsiyonu kiralayalım. Ee, ne karşılığında? Hani Kesin olarak satın alma opsiyonu kiralık yani zorunlu satın alma opsiyonu kiralık alıyorsanız alın dedik yanaşmadılar 30 Ağustos son gün belki 5 dakika sonra belki 10 dakika sonra belki e, yarım saat sonra ya biz düşündük de evet vermeye değer bu para deyip birbirinden habersiz transfer girişimde bulundular ben bir şey diyemem ama benim gördüğüm olay bu şekilde arkadaşlar bu yönde bir olay var bilginiz olsun. Başka söyleyeceğim Alan Saint Maximin planı diyor. Radek Kurunic, Emre Mor, Serdar Aziz, Emre Mor. Şimdi Yasin Özcan diye bir eleman var. Ben bu yani takır takır bir yerden başlayayım. Biz Yasin Özcan'ı istiyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Biz Yasin Özcan'ı transfer etmek istiyoruz. Onlar da bizden Emre Mor ve Serdar Aziz istiyor. Kasımpaşa. Üstüne de işte birkaç tane genç vereceğiz. Parasıydı, puluydu, şuydu, buydu derken anlaşırız diye düşündük. Ancak Emre Mor oraya gitmek istemedi. Bugün de medyadaki haberler şu şekilde hani Emre Mor Kasımpaşa'ya gitmek e, yok şey e, Çaykur Rizespor'la anlaştı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Çaykur Rizespor satın alma opsiyonu kiralık teklifinde bulundu falan. Daha sözleşmesi 2025'te bitecek. Nasıl teklifte bulunuyor? Böyle bir olay var. Biz Yasin Özcan'a talibiz. Bunu bilin. Kurun işte dahil birçok futbolcumuzu da önerdik. Ama futbolcuların bir kısmı gitmek istemiyor. Bunu da bilin. Şimdi Amrabat konusunu zaten çok konuşmaya da gerek yok. Herkesin bildiği şey. Korendon Alanya'yı konuştuk. Mert Hakan Yandaş'ın cezası bitti. Bak onu iyi aklıma getirdim. Dediğim gibi Osayi ve Bekao'da hafif sakatlıklar var. E, ee, Rade Kurunic. Kurunic'i başımızdan def etmek istiyoruz. Bakın size çok basit, açık, net ifadeyle söyleyeyim. Kurunic'i. Ulan dedik bu arada maçın hakemi Mehmet Türkmen inşallah adaletli bir şekilde maç yönetir de biz de ne küfür ne hakaret ederiz. Kurun içi dedik ki ulan dedik kurun iç. Seni 3,5 milyon euroya aldık. Sözleşmeni fes edip gönderelim. Zararın neresine dönersen dön kar. Seni kimse almaz. Hani İsmail Kartal gitmeden dedi ya 3,5'ü aldık ama daha yüksek bedelle satabiliriz teklifler var diye. Merak içerisinde o teklifleri bekliyoruz. Sonra Kurun hiç buna yanaşmadı. İyi servisi satalım. Takım bul dedik. Takım da bulamadı. E haliyle Kurniç şu anda elde kaldı. Biz de diyoruz ki kötünün iyisi en azından oynayabileceği bir takıma gitsin. Ya oynama garantisiyle gönderelim maaşını biz verelim birine satalım. Ya da bir takıma gitsin maaşını onlar ödesin. Orada kiralık olarak kalsın ki biz rahat edelim diye. Şu anki plan bu şekilde arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sofyan Amrabat benim bildiğim Sofyan Amrabat da her konuda anlaşıldı. Kulübüyle de anlaşma şu şekilde 1.5 kiralama 11.5 milyon euro satın alma opsiyon şeklinde. Opsiyon zorunlu değil. İstersek devam ederiz. Çünkü sözleşmesi var futbolcunun. Bilginiz olsun. Zaten sözleşmesi olmasa imzalama 30 Ağustos geçip 31 Ağustos olduğunda zaten söz, şey görüşebiliyorsun. Git futbolcunun ön protokol yap. Canım sıkıldı oynamasın futbolcu. Canım sıkıldı desin itmana çıkmasın. Tabii böyle bir şey olmuyor da. Hani <laughs> bırak onlar düşünsün. Sonra da desinler ki ya arkadaşlar sezon sonu almışsınız. Ha, şimdi 3-5 verin de kurtulalım. Biz de kadroda açılız Kadrom açılsın diyebilir. Falan filan hani UEFA listesi cart olayı. Yasin Özcan için bastırıyoruz. Arşi Brown için ben hala söylüyorum. Bendeki verilere göre olmayacak. Ama son anda adam vazgeçer eder. Bir şey diyemem. Amrabat'a çok eleştiri geliyor. Ya diyorum Rebiot alalım bari diyorum. Hocam Rebiot hazır değil diyorlar. Adam Fransa milli takımıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale kadar çıktı diye biliyorum. Finale mi? Değil mi? Buraya kadar çıktı. Yani düşünün adam sezonbaşı ee, sezon başı kampı geçirmedi. Hazır değil diyor. Yani bizim taraftarımız bir tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Hayırlısı olsun. Bunun dışında Hermoso gündemde. Hermoso gündemde. Yasin Özcan gündemde. Doğruya doğru. Yani sol stoper niyetiyle ve sol bek niyeti zaten Yasin Özcan var da böyle bir niyetteyiz. Ama sonu şu Arap Kulübü'ne bir türlü transferi gerçekleşmedi. Gidemedi. Gitmediği için de işler biraz değişik. Emre Mor konusuna şöyle gireceğim. Emre Mor birçok takımla görüşüyor. Keşke Kasımpaşa'ya gitse de elimizi güçlendirse. Hani 2 milyon euro onu sayarız. 7 milyon euro istiyorlar Yasin için. Serdar Aziz'i de 2'ye saydırırsın. 4. de para verirsin. 6. 2 futbolcundan çıkmış olursun. Bir de Yusuf Akçiçi'ye kiralarsın. Ne bileyim alt bir oyuncu kiralarsın. Belki de Bartu'yu kiralarsın. Yani kiralık olarak oynasın diye. İşine gelir ama Emre Mor konusu biraz. Emre Mor, Kent. bunlar gitmeden bir şey diyemem. Serdar Aziz görüşmelerini sürdürüyor. Ee, o sahi gerçekten sakatmış o sahi ama ben niye inanasım gelmiyor. Transfer sakatlığı gibi. Bekava iyileşmiş. Transfer sakatlığı iyileşmiş. <laughs> Kusura bakmayın ya bir öksürük tuttu. Kurun içi anlattım zaten. Lindelöf Lindelof ismi olabilir. Olmaz demiyorum. Olabilir. Aklınızda dursun. Ferdi sonrası zaten ya sol bek alacak ya sol stoper. Onun dışında Alan Saint Maxim'le sözleşme uzatma haberlerini gördüm. Ya bana komik geliyor ya. Şimdi mi söylenir bu? Hani bu şimdinin haberi mi? Ne bileyim ilginç geliyor bana. Ya biz Fenerbahçe'nin maçına odaklanalım. Anladınız mı? Önemli bir maçımız var. Maçı al, milli araya gir maçı biz maçımızı alalım. Milli araya rahatça girelim. Huzurlu bir şekilde girelim. Lider olarak girelim. Milli araya biz girerken e, rakipler stres mi oluyor? Kaos mu oluyor? Birbirini mi öldürüyor? Birbirini mi kemiriyor? O bize alakadar etmez. Biz bunu yapalım. Başka bir şeye gerek yok. İnşallah da Fenerbahçe aklı başında hareket eder. Aklı selim hareket eder de bu iş böyle gerçekleşir. Hani Amrabat konusunda çok eleştiri duyuyorum. Doğru. Hepinize hak veriyorum, vermiyor değilim. Ama arkadaşlar, siz de ben, bana hak verin. Bakın, Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi, ee, giden gitmiyor, gelecekler gelmiyor diyorum. Başlık bu. Bu başlığı niye atıyorum? Biliyor musunuz? Sizin yüzünüzden atıyorum. Siz bana bunu söylüyorsunuz hocam, bir türlü gelen gelmiyor, giden gitmiyor diyor. Ben eminim. Ben orta saha geleceğinden eminim hocam orta saha transfer edecek miyiz sorusu her gün aynı soruyu bir, yani onlarca aynı sorudan görüyorum onlarca kez transfer gelecek arkadaşlar hocam Amrabat'ı biz beğenmiyoruz etmiyoruz Atletico Madrid devreye girmiş şimdi düşünüyorum Atletico Madrid gibi bir takım niye devreye girer hani bu kadar kişinin beğenmediğine diye ee, yani onu da çözemiyorum arkadaşlar Radeco'nun hiç al. Rade Kurniç eminim. Siz Amrabat'ı Kurniç yüzünden istemiyorsunuz. Hocam o da İtalya'dan gelecek. Bu da. Bu ona çok benzer diye. Aynı profilde oyuncular der. Rade Premier Premierlikte çiterler. Yani Premierlikte oynama yok. Basit bir şey zannetmeyin. Ha hocam bir Liverpool maçında çok kötü oynadı. Ya her futbolcu her maçta kötü oynayabilir. Ona kalırsa geçen sene mesela Fenerbahçe Galatasaray deplasmanında 10 kişi kaldı. 10 kişi bırakıldı. 14 kişiye karşı. Ne yaptık? Şey yaptık. Sahadan sildik yani Galatasaray'ı. Öyle bir şey yaptık ki Galatasaray'a. Hani manşetler belliydi. Galatasaray fark atacaktı. 6-0'a falan hazırlamışlar. Hani sosyal medyada duyduğumuz iddialar ne kadar doğru bilmiyorum ama. hakem ayarlamışlar. 6-0 kazanacağız diye ayarlamışlar. Maç sonuçta işte, ilginç şeyler paylaşacaklarmış. Videolar videolar hazırlamışlar. Tarihi fark, intikam alındı falan filan diye. Açarsan o bayrağını yersin Fenerbahçe'nin şamarını demişler. Fenerbahçe'nin şamarında da yemiş oldular. Burada da diyorum mesela yani mesela o maçta Galatasaray'ın şutu yok Fenerbahçe'ye. İsabetli şutu yok. Ama bazı geri zekalar hala çıkıp içeride 3 dışarıda 3. Lan içeride 3'ün üçün, dışarıda 3'ünden daha büyük bir olay bu. Sezon boyunca hakemlerle kullanıp şampiyon yapıldın. Fenerbahçe bu iddiada bulundu. Sen Fenerbahçe'yi yenseydin haklı, doğru, güzel bir galibiyette yenseydin Fenerbahçe taraftarı aylarca susuyor olacaktı. Çünkü arkadaş elde bir şey yok. Demek ki adamlara gerçekten hak etmiş. Biz böyleyiz falan diyecektim millet. Sen hakem arkana almana rağmen Fenerbahçe'yi eksik bırakmana rağmen yenildin. Sana Fenerbahçe orada geldi muamele yaptı. Tokatladı seni. Oturttu kaldırdı. Bilmem kündeye getirdi. Bilmem bir şey yaptı. Ters çevirdi. Zıplattı. Şunu yaptı. Bunu yaptı. Yendi bitti. Bitmedi. Maç sonu Fenerbahçe'nin sevincine engel olmaya çalıştın. Vandallık yaptın. Stadyum müdürün gitti Fenerbahçe'nin şanlı bayrağına el uzatmaya kalkıştı. Fenerbahçe yöneticileri ve futbolcular da gerekeni yaptı. Gereken yapıldı. Abi bayrak namustur. Bilmiyorum sizin namusunuz mudur değil midir? O sizin bileceğiniz ama bayrak namustur. Pankart namustur tribün şeyinde. Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kininiz öfkeniz de bitmedi. Çünkü niye Fenerbahçe tokatladı sizi? Yani tokatın daha ötesine gitti de biz tokatladı diyelim. Hal böyleyken de arkadaşlar konuşacak bir şey kalmadı. Ben Ali Koç'a yalvarıyorum. Rica ediyorum bak. Al bir Rebiot, al bir Hermoso. Öyle tokatlanmaz, böyle tokatlanır de Yasin Özcan'ı da getir. bunlara para vermedim. Yasin'e vereyim de getir. Kimse bir şey demez. Ya da şöyle söyleyeyim. Rebiot, Hermoso, Yasin Özcan'ı alsa transfer bitti arkadaşlar. Eldekiler de gidiyorsa gitsin, gitmiyorlarsa kadro dışı deseler. Yönetime tepki gösterir misiniz asla? İçinizden bir Allah'ın kulunun yönetime tepki göstereceğini zannetmiyorum. Bir tek öteye gideyim mi? Amrabat'ı aldı Fenerbahçe. Medina'yı aldı. Hermoso'yu aldı. Yaradan çoğunuz ulan aslında Hermoso iyi bak 25 milyon euro değeri var. Medina'da ulan Fred gibi bir topçu. Ulan Amrabat'ta aslında bir buçuk kiraladık ne olacak lan bir en fazla bir buçuk zarardayız dersiniz. Değil mi? Dersiniz bunu. İki tık öteye gideyim ben. Hoşunuza gidecek bir şey. Amrabat, Rebiot, Hermoso, Yasin Özcan. Hocam çok oldu ya. Değil mi? Bak bak cümleniz böyle olur. Cümleniz böyle olur. Amrabat tamam mı? 1. Rebiot 2. Hermoso 3. Hocam vallahi dehşetül vahşet oldu. Fenerbahçe kadrosu çağ atladı dersiniz bak. İşte ben de size bunu söylüyorum. İyi düşünün. Dikkatli hareket edin. Ben yönetimi koruyun, kollayın, yönetimi savunun demiyorum. Ya da yönetim şöyle iyidir, böyle kötüdür demiyorum. Ben sadece doğruyu konuşuyorum. Doğrular bunlar arkadaşlar. Ben elimden gelince doğruları aktarmaya çalışıyorum. Sizden de rica siz de doğruları konuşun. Doğrularla hareket edelim. Hep birlikte. Başka Fenerbahçe yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Fenerbahçemize de Alanya Spor maçında başarılar diliyorum. İnşallah Fenerbahçemiz e, ligdeki Alanya Spor karşı 10. galibiyetini alır. Milli araya da rahat rahat gideriz. Sonra transfer ve transferlerin adaptasyon süreci derken süreç daha da güzelleşir. Görüşmek üzere arkadaşlar.